Bir son dakikayı da paylaşalım. Diyarbakır'da kaybolmasından günler sonra ölü bulunan narin soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı efendim. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle hemen paylaşmış olalım. Tekrar ediyorum, 21 kişi gözaltına alındı. Devam edebiliriz. Yani o dediğim gibi bu 21 kişinin gözaltı sayısı da artabilir bu arada, onu da söyleyelim. Hı hı. İfadelerle ilgili. Burada yapılacak artık sorgulama önemli. Sorulacak sorular önemli. Buradaki jandarma zaten özel bir ekip kurmuştu bu soruşturmayla ilgili, Diyarbakır jandarması. Ankara'dan da özel ekipler gitmişti. Dediğim gibi HTS kayıtları, o evet, gözaltına alınan kişilerin telefonlarındaki yapılacak incelemeler, dijital incelemeler, hepsi Nari'nin nasıl öldürüldüğünü, neden öldürüldüğünü, belki bu süreç içerisinde itiraf da çıkabilir diye düşünüyorum. Soruşturmayı takip edeceğiz. Umarız suçlular ya da suçlu en ağır şekilde cezalandırılır. Biz sizi tutalım, buradan Canan'a dönelim. Canan bize gözaltılarla ilgili bilgi de sağlayacaktır. Hazır olduktan sonra Canan da yine programımız içinde konuğumuz olacak, ama öncelikle haberimizle devam edelim. 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos günü biliyorsunuz kaybolmuştu. Bütün Türkiye ondan iyi bir haber bekliyordu ama maalesef biz bugün sizlerle acı haberi paylaşmak zorunda kaldık. Peki bu 19 gün boyunca neler yaşandı? Arama çalışmaları, gözaltılar, tutuklamalar, Narin'in kaybolduğu günden bugüne kadar yaşanan tüm gelişmeleri gelin birlikte bir izleyelim. Narin'e ne oldu? Narin nerede? Çoluk, çocuk, genç, yaşlı herkes Narin'in nerede olduğunu merak ediyor. Türkiye'nin yüreği ağzında aradığı Narin Güran henüz 8 yaşındaydı. Cansız bedeni dere kenarında tam 19 gün sonra bulundu. Hassas burunlu dedektör köpeklerde iki köpek de şu anda arama, kurtarma, tarama çalışmalarında. 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıkmıştı Narin. Bir daha evine dönmedi. Narin bulunduğum bu noktadan aşağıdan buraya doğru yürümeye başlamıştı. Kameralarda en son görüntüsü de buydu. İşte bu noktadan aslında eve gidiyordu, ancak tam bu noktaya geldiği sırada kameranın açısından gözden kayboldu. TV 100 ekibi tüm arama çalışmalarını dakika dakika takip etti. 19 gün boyunca yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Terlik onun terliği değil mi? Fabrika bir terlik sadece bir tane de yapılmıyor ki. Hı hı. Ama benzerlik %100. Arama çalışmalarının 3. gününde bir terlik bulundu. Narin'e ait olma ihtimali herkesi heyecanlandırdı. Şu anda bulunduğumuz nokta Tavşantepe köyü. Dün bir gelişme yaşandı. Eve yaklaşık 3 kilometre ötede Narin'in terliğinin teki bulunmuştu. İşte aramalar da bu noktada genişletildi. Evet, 21 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin arkadaşımız Canan Altıntaş'a dönüyoruz hemen. Evet, harika. Bu kapsamda Narin'in bulunmasının hemen ardından tabii soruşturma genişletilmişti. Narin Güran'ın katil veya katillerinin bulunması için yapılan çalışma ve soruşturma kapsamında az önce de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı. Hemen onu okumak istiyorum. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizin derinden üzer acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir diye bir paylaşım yaptı. 21 kişinin, 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu gözaltına alınan kişileri bu arada gözaltı talimatı verilen kişiler Narin'in çok yakınları da bulunuyor yine aralarında ve bu kişilerin gözaltına alınması talimatı verildi. Jandarma ekipleri de birazdan köyde gözaltı işlemlerine başlayacak.
diyelim, sözü size merkeze bırakalım. Teşekkürler Canan. Çok önemli bir şey söyledi Canan. Dedi ki çok yakınları da dahil olmak üzere 21 kişinin gözaltına alınma işlemleri köyde birazdan başlayacak. Buyur lütfen. Şimdi gözaltı artık operasyona dönüştü bu. Yani soruşturma operasyon aşamasına geçti. 21 kişi. Yakınları olması zaten biz bu ağırlıkta konuşurken yakınlarıyla ilgili iddialarda bulunmuştuk. Yani söylediklerim zaten şu an soruşturmanın selamenti açısından bazı şeyleri paylaşamıyoruz da. İşte o şahıslar bu gözaltındaki kişiler. Yakın bir yakın derecede, birinci derecede ve ikinci derecede yakınları var. İşte bu soruşturma gözaltılar başlayacak birazdan. Jandarma da sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edecek de. Biliyorsunuz Bakan Bey de açıkladığı gibi bu soruşturma ile ilgili ilk 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şimdi sorgulamada tabii bu 21 kişinin de bu planlı bir cinayet içerisinde varlar mı yoklar mı, o sorgu aşamasında ortaya çıkacak. Dijital verilere el konacak. Onun için önümüzdeki süreç içerisinde bununla da ilgili 4 gün gözaltı süresi olduğunu söyleyelim. 4 gün boyunca bu gözaltı sayısının artma ihtimali de yüksek. Evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması da ekranlarınıza yansıyor efendim. Az önce arkadaşımız Canan da aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç belirtti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemleri de devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir mesajını paylaştı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da. Tabii burada arkadaşımız Canan Altıntaş da çok yakınları da dahil dedi. Birinci derece yakınları kastettiğini biliyoruz. Twitter'da bir şey dikkatimi çekti. Sabah Ali Yerikay'a başsağlığı dilememi burada da yok. Evet. Bakan Bey de burada da dilememiş. Bu çok aslında hani normalde alışık olduğumuz bir şey değil, değil mi devrim? Yani bu noktada hep derler ki acılı ailesine başsağlığı diliyoruz gibi bir ifade vardır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ve takip ettiğim devlet liderlerimizin hiçbirinden aileye başsağlığı mesajı gelmedi. Bu çünkü, bir mesaj mı sence? Çünkü olağan şüpheli aile. Yani yani anne babayı belki kastetmiyoruz ama birinci derece yakın akrabaları var. Zaten aile tabiri içerisinde yakınlar da var. Ama sonuç olarak belki annesiyle babasının da tekrar ifadesine başvurulabilir. Onu da söyleyebilirim. Ailenin amcayı ziyarete gittiği bilgisi hakkında ne biliyoruz? Şimdi o bilgi dediğim gibi tevhide muhtaç. Evet. Şimdi şu da olabilir. Görüştüğüm kaynaklar şunun için de gitmiş olabilirler de. Yani kızımız nerede? Onu sormaya karşısına yaptın mı bir yaptın şey mı falan bir şey, gibi bir sorgulama mı? Sorgulama. Belki suç üzere amca oradadır, belki onun için gitmişlerdir diye düşünüyorlar. Ama amcayla ilgili de çelişkili ifadeler var. Sayfalarca 9 sayfa ifade vermiş mesela. Benzincide verilen görgü tanığının vermiş olduğu ifadeyi farklı anlatıyor. Sonra telefonun neden kapattığını farklı anlatıyor. Ve mesajlar neden sildiğini... Arabada bulunan DNA örneklerine yorum var yine. Yani bunlar için zaten o telefonla zaten o mesajlar sizinle geri getiriliyor. Onun getirilmeme gibi şansı yok. Zaten şeyde çıkacak. Eğer bu olan içerisinde belki öldürme faaliyetinde bulunmamıştı, taşıma faaliyetinde bulunmuştu. Ya da yardım etmiştir. Yani bir şekilde dahli söz konusuysa burada, bu çıkacaktır. Burada katili, aile katili belki biliyor, katili mi koruyor? Bu mesajlardan ben onu da anlıyorum mesela. Biz adli bilişim uzmanı ağırladığımızda da konuştuk. Yani bu noktada belki bütün herkesin telefonu toplanıp görüşmelerin incelenmesi süreci çoktan başlamıştır bile yüksek olasılıkla. Devrim Tosunoğlu, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların için. Efendim, bu acı haberle noktalıyoruz. Bu noktada Narin'in katil ya da katillerinin bulunduğu bilgisini inşallah size paylaşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.